Kanat Sevinme kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün tavuklarımızın, civcivlerimizin genel durumunu ve ne yaptıklarını göstermek istedim size. Şimdi sarı kızı ve ahalisini çıkardık dışarıya. Çıkar çıkarmaz gölge bir yerde eşinmeye başladı. Hava çok aşırı bir şekilde sıcak. Tabi bunu fırsat bilen jilet ve ahalisi de hemen sarı kızın taş kümesine girdiler. Acayip bir sıcak var arkadaşlar, yani tavuklar güneşten korunmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bakın tavuklarımız hemen girmiş buraya. Burası biraz serin arkadaşlar. Güzel bir yer yani. Güneşte bir dakika bile duramıyorlar hayvanlar. Böyle serin bir yere geçmişler. Şu tepsiyi oradan kaldıralım mı? Kaldıralım. Güzel güzel eşini. Bir dakika dur. Şunu kaldıralım. Bir şey yok Jilet, bir şey yok. Hadi. Takılın bu gölgede. Serin serin. Mesela taş olduğu zaman içeri acayip serin oluyor şu an. Ben de yani çok terler ettim dışarıdan. Güneşten dolayı şu an biraz rahatladım yani. Bir de siz bu tavukları düşünün. Tüyleriyle hayvanlar mahvoluyor sıcakta. Jiletimizin de ahalisi bu kadar kalmış. Bir tane de diğer kümesi var sanırsam. Ne var Jilet? Lan kuyruğu neden kırıldı yine? Ne yaptın? Aşı teyzen horozlarıyla büyük ihtimalle kapışmışsın. Belli. Kafandan belli. Atıyoruz bazen. Öyle. Bunlar birbirlerini kıskandıklarından dolayı artık görmüyorum ben yani. Gördüğüm zaman bırakmıyorum tabii. Sarı kızın keyfi gıcır. Ama güneşte nasıl duruyorsun sen, ben onu anlamadım. Susadınız mı? Gelin bakalım. Arkadaşlar Jilet hiçbir şekilde kedi yanaştırmıyor. Kedileri dövüyor arkadaşlar. Yani köpek gördüğünde zaten kendinden geçiyor. Mahalleyi ayağa kaldırıyor. Şimdi bizim bir tavuğumuz da burada. Şimdi gitsene arkadaşların yanına hadi. Arkadaşların yanına git hadi arkadaşların yanına. Arkadaşlarım bu tarafta, git. Git git git, gördün mü? Bak git hadi. Hadi git git, bak o taraftalar. Sarı kızdan mı korkuyorsun sen? Koş koş koş. Hah. Şuraya git oraya. Bakalım yumurta var mı? Yumurtlamışlar mı bizim kızlar? Maşallah. Arkadaşlar 4 adet yumurtamız var. Burada. Bakalım burada da var mı? 4. Sadece 4 tane şu sahte yumurta tabi. Kolukları aslında kaldırmamız gerekiyor. Çok fazla 4 tane. Yani 4 yumurtamız var. Zaten bir folluk yetiyor. Bu folluğu çok seviyorlar. Biraz derin. Ve büyük olduğu için hayvanlar çok seviyor bu folluğu. Değişik bir bit arkadaşlar. Hiç
ot biti kümesin içine doğru çıkmış. Ondan sonra serin ortamda şey yapmaya çalışıyorlar. Şimdi güneşte ne yapacağınız siz? Bu tarafa doğru uzaklaştıralım sizi. Evet, 4 tane yumurtlamış bizim tavuklarımız. Helal olsun. 7 tane tavuğumuz var. Yok, 8 tane tavuğumuz var. Beyazla birlikte. 7 tane siyah ataks var. Bir tane de beyaz tavuğumuz var şöyle. Ayağı sakat olandı. Araba çarpmıştı. Ayağı kırılmıştı, onu sarmıştık. Şimdi gayet iyi durumda. Sıkıntı yok. Şimdi tavuklarımız bu kadar kaldı arkadaşlar. Hatırlarsanız bir ara 50'den fazla vardı. Çoğalttıkça çoğalttık. Ondan sonra işte her birisinin başlarına bir şeyler geldi. Sattık, şey yaptık. Ondan sonra bu kadar tavuğumuz kaldı. Orada da civcivlerin döküp de yemediği kalıntıları. Bunlar bizim çöpçülerimiz arkadaşlar. Kalıntıları yiyorlar, buluyorlar. Civciv yemlerini falan sadece döküyor bazen yerlere. Biz böyle bunları buraya koyuyoruz. Aslında kendileri şimdi getirir de. İşte koyduğumuz zaman böyle temizliyorlar, tertemiz ediyorlar buraları. Hiçbir artık yem artık bırakmıyorlar. Keyfi yerinde. Çünkü kümes çok serin. Hiçbir şekilde şey olmuyor yani. Sıkıntı olmuyor. Sıcak konusunda burası. Evet. Serin yeri buldun. Külleniyor değil mi? Başta bunun zemini de kum. Ben buraya zamanında çok kum taşıdım. Bir ara bu küme, aslında bu kümesi arkadaşlar bıldırcınlar için yapmıştık biz. Bizim yaralar bıldırcınlarımız da vardı. Çok güzel yaptım burayı en başta. Bilenler bilir. Biz takip edenler. Şu kapıyı da onun için bırakmıştım şuraya. Yani sadece kapı açık durur. Şöyle. Şurayı açarım. Buradan çıkarlar. Böyle yapıyorduk. Burayı açıyordum böyle. Sadece burası açık oluyordu. Ondan sonra buradan girip çıkıyorlardı. Çok güzel geldi arkadaşlar. Şu teli onun için yaptı zaten bu kafesi. İlk başlarda çok güzeldi. Şimdi yıprandı, bozuldu ama. Çok güzeldi burası. Zaman geçtikçe şöyle kümesle biraz şeyler oluyor. Yıpranmalar oldu, şeyler oldu. Evet, siz toz çıkarttığınız gençlerden gidiyorum. Bu tarafa doğru. Biraz sarı kızımızı izleyelim. O sıra onlar da bir şekilde işimiz düzgün gitmeyince onları da sahiplendirmek zorunda kaldım. Birçok şey denedik. Bakalım. Daha neler deneyeceğiz. İlerleyen zamanlarda. Bakalım neler yapacağız. Arkadaşlar tavuklarımızın durumu da böyle. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.